mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah rızası için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, meyyit için duaya, uydum hazır olan imama, er kişi niyetine. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahumma gufir hayyina ve meyyitina ve saghirina ve kebirina ve zekerina ve şahidina ve gaibina. Allahumma men ahyaytu minna fa ahyihi ala islam ve ala iman. Allahumma la. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsan. Muslim fa tajawaz an sayyiati. Allahumma gufir lahu ve arhamhu ve afihi ve afu anhu. Thumma dakhala Allahu sinhu bil ma'i wa thalji bil banan. Wa naqbihi min al-khataya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Wa abdilha daran min darihim ahlan khayran min. Ahlan khayran min. Wa a'udhu min adhab al-qabr wa min adhab an-nar. Wa adkhilhu al-jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar. Assalamu alaykum wa rahmatullah. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Elhamdülillahi münşil halgı min ademin. Sümme salatu alel muhtari fil kademi. Mevlaya salli ve sellim ala daimen ebeden. Ala habibike min hayril halgı küllihimi. Muhterem Müslümanlar. Muhammed Emin Saraç hocamızın cenaze namazını hep birlikte kıldık. Rabbim kabul eylesin. Okuduğum hamdele ve salvele hocamızın hayatında çok önemliydi. Özellikle bu beyitleri dinleyen talebeleri öyle zannediyorum ki ilim yayma yurdunun medreseleri arasındaki o mescitte okuduğumuz derslerin ardından birlikte İmam Busiri'nin Kaside-i Bürdesini kendine özgü makamıyla okuduğumuz anları hatırlamışlardır. Yıllarca orada ders okuttu. Biz de talebesi olduk elhamdülillah. Sonra burada bu camide Fatih dersiyamlarından Ali Haydar Efendi'den aldığı derslerle kendisini yetiştirdi. Mısır'a gitti. Mısır'da Mustafa Sabri Efendi'yi tanıdı, ondan istifade etti. Yine Şeyhülislam Vekili Zahidül Kevseri'den ders aldı, İhsan Efendi'den ders aldı. Derslerde hep bizlere anlatırdı. Özellikle Fatih Camii müezzin mahfilinde pazar sabahları yaptığı Şifa-i Şerif derslerini unutmamız mümkün değil. Rabbim kendisine rahmetiyle muamele eylesin. Bizim için en büyük mutluluk kendisine
uzun yıllar talebe olmak oldu. Elhamdülillah, onun elinden icazet almak da bahtiyarlıkların en büyüğüdür. Bütün icazetli talebeleri olarak bizler inşallah onun yolunda devam edeceğiz. Talebeler yetiştireceğiz ömrümüzün sonuna kadar onun yaptığı gibi. Değerli müminler, Emin Saraç hocamızı sadece Türkiye değil, bütün İslam alemi tanıyor. Onun mümin bir kul olduğuna, muvahhid bir kul olduğuna ve ömrünü ulûm-u İslamiye'ye adadığını herkes biliyor, şahitlik ediyor. Ancak ben yeniden hepinize sormak istiyorum. Muhammed Emin Saraç hocamızı hali hayatında nasıl bilirdiniz? Mümin, Müslüman, muvahhid bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Rabbim şahitliğinizi kabul eylesin. Lütfen kendisine haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Muhterem Müslümanlar, Sayın Cumhurbaşkanımız öğrenciliğinden beri kendisinden hoca olarak istifade eden, her zaman yanında bulunan, sohbetlerine, muhabbetlerine eşlik eden muhterem Cumhurbaşkanımıza ben mikrofonu arz ediyorum. İnşallah kendisi ile ilgili duygularını ifade ederler. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz müminler, öncelikle şu anda musallada Hakk'a uğurlayacağımız muhterem hocamızı İmam Hatip Okulu yıllarından itibaren tanıdım, tanıyorum. O günden son dönemdeki yaşadığı sıkıntılara kadar zaman zaman fırsat buldukça ziyaretlerine de hep gittim. Ve bu ziyaretlerimde de kendisinden çok ama çok istifade ettim. Rabbim inşallah bizleri sevgili Habibinin Livayül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında da beraber haşru cem eylesin. Tabii hocamız gerçekten Diyanet İşleri Başkanımın da az önce ifade ettiği gibi ömrü, yani bir muhaddis olarak gerek tefsir ilminde olsun, fıkıh ilminde olsun, bütün bu İslami ilimlerde hocamız hep öncülük etti. Hep bu noktada ön aldı. Dolayısıyla onun rahli tedrisinde bulunanlar da inşallah bundan sonraki süreci aynı anlayışla sürdüreceklerdir. Ona inanıyorum. Aslında onların da vebali olur. Aldıkları emaneti sürdürmeleri lazım. Ve söyleyecek sözleri aslında Diyanet İşleri Başkanımız söyledi. Biz tezkiyede de ifade edildiği gibi kendisini hep bir muhaddis, bir müfessir olarak iyi bildik, iyi tanıdık. Hamdolsun yakından tanıma fırsatını da bulduğumuz için mutluyuz. Rabbim az önce de söylediğim gibi ebedi alemde de inşallah bizleri birlikte haşr-ı cem eylesin. Ruhi için El Fatiha. Muhterem cemaatimiz, hocamızın cenazesi Fatih Camii haziresine defnedilecek.
Evet. Değerli kardeşlerim, cemaatimiz bu ön tarafa doğru fazla yaklaşmasınlar. Buradan hemen alacağız inşallah. Geleceğimiz için AK Parti, tek parti, AK Parti.